Değer dostlarımız, istemenin sırlarındaki beraberliğimiz devam ediyor. Ve hemen ikinci bölümün başında Doktor Muhammed Bozdağ'ın başarı dualarını kendisinden dinleyeceğiz. Başarmak, hedefimize ulaşmak, mutlu olmak, hayatın içerisinde hayatı paylaştığımız insanlarla ilişkilerimizin muhteşem olmasını sağlamak için o duaları etmek. Hatta mahallemizin, hatta bulunduğumuz ilin, hatta şehrin, hatta kıtanın, hatta dünyanın, sadece insanların değil, tüm canlıların mutluluğu için dualar edebilmek. Kendimizle, cemiyetle, kainatla barışık olabilmek. Her birisinin arkasında elbette ettiğimiz samimi ve içten dualar var. Ve Doktor Muhammed Bozdağ'ın duasını çok merak ediyoruz. Muhakkak kendi memleketinizden çıkıp öğrencilik hayatınız boyunca şu an gelmiş olduğunuz konum ve bundan sonraki hedeflerinizi yürürken ettiğiniz dualar vardır. Ve eminim bu öykü hepimizin dünyasında notlarını alacağımız bir öykü olacaktır. Buyurun hocam. Evet, şimdi tabii tam olarak hangi duaları yaptığımı belki burada ifade etmem söz konusu olmaz ama hepimizin hayatında önemli sıçrama noktaları vardır ve o sıçrama noktalarının arkasında hep büyük duaları görürsünüz. Bütün insanların hayatlarında bu böyledir. Bu açıdan hayattaki en büyük zaferleriniz içtenlikli yaptığınız dualarınızdır diyebiliriz. Eğer gönülden bir dua yapabildiyseniz, gönülden sarsıcı bir dua yapabildiyseniz, direniniz, hayat direniniz önemli bir makas değiştirecek demektir. Bu çok önemli. Bu bir nasiptir, büyük bir nasiptir. Ben bu açıdan kendi hayatıma ve geçmişime baktığım zaman somut bir şekilde bu hayat direnimin vagon, yani böyle yön değiştirmesini, makas değiştirmesini çok görmüşümdür. Hocam, makas değişikliği derken şunu çok merak ediyorum. O makas değişikliklerinden önce o süreçte hiç değişmeyecekmiş gibi geliyor muydu size? Yani hep böyle gidecek. Çaresiz gibi görüyorsunuz kendinizi. Yani sebepler açısından baktığınızda, zahiri sebepler açısından baktığınızda elinizden hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey yapamazsınız. Yani bunu siz de hissettiniz değil İmkansız, mi? İmkansız, her şey imkansız. Öyle zannediyorsunuz. Evet. Ama o gönülden dua, o derin dua, ocakları sönmüş olan küllerinden dirilten Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ve azametinin neler yapabileceğini gösteriyor size. Yani şu var. Allah alemi ve hayatı sebepler üzerinden, sebeplerle perdeleyerek yaratıyor ama Allah sebeplere mahkum ve muhtaç değil. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini düşünelim. Ateş yakar. Ateş diye bir şey yaratmıştır Cenab-ı Hak ama İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakamamıştır. Bıçak keser. Bıçağa sebep olarak kesme özelliğini vermiştir Cenab-ı Hak ama bıçak Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kesememiştir. Şimdi bu açıdan ben mesela kendi hayat akışıma baktığımda birçok yerde bu gönülden duanın, gönülden yakarışın getirdiği o büyük sıçrayışlara defaatle tanıklık etmişimdir ve bu benim ta böyle çocukluğumdan, küçüklüğümden başlar. Büyük yoklukların içerisinde yaşadığım bir köy hayatı biliyorum. Okuyamıyorsun, oradan kurtulabilecek durumun yok, tarlalarda çalışacaksın ve cahilsin, bir şey de öğrenemiyorsun. O şartlar içerisinde tabii yaşadığım iklim çok üzücü bir iklimdi. Kavga, gürültü vesaire. O büyüklerin arasında bir küçük olarak öyle bir acizlik ve çaresizlik yaşadım ki. İyi hatırlıyorum, böyle bir hendeğin içerisine gidip, kaçıp gidip gizlenerek dikenlerin arasında belki yarım saat, bir saat bilemiyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlayıp Allah'ım beni bu köyden kurtar dedim. Ve o ana kadar imkansız oradan kurtulmam, hiçbir yere gidemem. Kimse beni bir yere götüremez. Ama umulmadık, beklenmedik, hesaplanmadık, nasıl olduğunu bilemediğim şekilde bir sebep geldi. İşte aldı oradan, devlet parasız yatılı okul imtihanları falan aldı köyden ve götürdü. Gidiş o gidiş. Sonra geliyorum,
yani böyle duaları yaşaya yaşaya bir noktaya geliyorum. Gene bir anekdot nakledeyim. Hastalık içerisinde bunaldığım, ayakta dizlerim üzerinde duramadığım bir vakit bizim insanlar olarak, insanlık olarak çok büyük bir gaflet içerisinde kendim dahil gittiğimizi gördüm. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl uyarmamız gerekiyor? Nasıl çıkabilmemiz gerekiyor bu bataklığın içerisinden? Ve ben bu yolda, bu uğurda bir şey yapabilmem lazım. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Yani ne hafızam bana yardım ediyor, ne cesaretim bana yardım ediyor, ne ilmim bana yardım ediyor. Bir şekilde bu bir bunalımsa bunu yaşadım diyelim. Fakat bir gece, belki böyle gene birkaç saat süren hışkıra hışkıra bir ağlamak, bir dua. Ve onun arkasından bir şey oldu. O yapamam dediğim, yapamayacağım dediğim şeyler işte birer birer yapılmaya başlandı. Bunu yaparken sizin bir kudretiniz mi var? Ne kadar kudretiniz var? Aslında bu kudret meselesi değil. Burada şunu düşünelim. Diyelim ki bir Karun meselesi vardır. Musa Aleyhisselam dua etmiş ve akrabası olan Karun'un o duadan sonra zenginleştiğini görüyoruz. Bir dua ve zenginleşen bir Karun. Ama o zenginliğin içerisindeyken ben bunu kendi ilmimle, kendi çabamla elde ettim diyen, öyle zanneden, öyle zannettiği için mesela zekattan geri duran bir Karun ve arkasından bütün servetiyle ve varlığıyla yerin dibine batırılan bir Karun. Evet. Şimdi bu geliyor, nereye dayanıyor? Bu geliyor en başta Cenab-ı Hakk'a olan muhtaçlığımızı idrak etme ve bunu hiç unutmama becerisine dayanıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz yeryüzünde insana rızkı bol bol verdiğimiz zaman insan yeryüzünde azgınlık gösterir. İnsanlar olarak bizim böyle bir zafiyetimiz var. Ramazan bizim açımızdan, bizim için niye çok büyük bir rahmet? Birçok yönden rahmet ama esas şu yönden rahmet. Ramazan yokluktan çıkmış, belli varlıkların içerisinde olmuş insanların Allah'a olan muhtaçlıklarını yeniden diriltmeleri ve idrak etmelerine vesile olan çok güzel bir ortam. Bu akşam mesela oturdum iftar sofrasının başında. İki büklüm, susuz, böyle enerjin tükenmiş. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Hepimiz çoluk çocuğumuzla oturuyoruz. Düşünelim o anda yani. Bütün izleyenlerimiz düşünsünler, oturdular. Eşleri, işte çocukları veya arkadaşları. Ve düşünün ki o rızkı yaratan Allah, o suyu yaratan Allah, seni de yaratan Allah, bir damladan yaratmış. Ve seni o kadar acizdin, o kadar acizdin. Şu sıralar bir kedimiz var. Kedimizin bir yavrusundan bakıyorum. Gözleri görmüyor mesela doğduğu zaman. Gözleri görmüyor. Ne yapacağını bilmiyor. Çaresiz. Ama onun hizmetine görevlendirilmiş bir annesi var. Azıcık bir inlediği zaman hemen koşuyor. Böyleydik. Doğduğumuzda. Sen nereden geldiğini, nasıl geldiğini unutarak nasıl Allah'a kafa tutuyorsun ki? Nasıl Allah'a meydan okuyorsun ki? Nasıl? Hadi diyelim ki annenin babanın karşısında adam oldu. Hani ya anne baba yine hala çocuğunu eski o işte küçücük bebek gibi görür. İşte altını kirleten vesaire görür. Genelde öyle bir eğilimdedir. Kolay kolay büyük bir insan, yetişmiş bir insan olarak idrak edemez. Geçmişiyle beraber hatırlar evladını. Şimdi onu bir tarafa bırakalım. Tamam ama Allah'a her an muhtacız. Yani anneye babaya olan muhtaçlığımız hadi geçmişte kaldı. İşte görüyorsun Allah'ın yarattığı suya muhtaçsın. Allah'ın yarattığı bir lokma ekmeğe muhtaçsın. Allah'ın yarattığı nefese muhtaçsın. Allah'ın yarattığı kalbe muhtaçsın. Beyne muhtaçsın. O zaman Allah'a olan bu muhtaçlığını içinde büyüt. İçinde yücelt. İçinde derinleştir. O aciz fakri dediğimiz hakikatin içerisinden gir. O ihtiyaç hissiyle öyle bir ilahi şefkati üzerine çekersin ki,
Öyle bir ilahi koruma seni kuşatır ki dost olursun Rabbinle. Hep onunla birlikte olursun. İnsanoğlunun bir özelliği. Şöyle bir bakın ortalığa, kalabalığa bir bakın. Belki yarıdan fazlasının kalbinde, dilinde Allah yoktur. Dünya vardır. Hep dünya, sırf dünya vardır. Ama bir deprem olsun, Allah göstermesin. Şöyle şu an bir deprem olsa herkes Allah Allah der. Böyle bir eğlence gemisinde git, eğlencedeyken kimsenin aklına gelmez. Ama o gemi bir alabora olacak olsa, bir sallanacak olsa, bir korku kalbe girecek olsa, iyi de Allah sadece bir bela, bir musibet başa geleceği zaman mı hatırlanır? Bir insanın ne kadar yükseldiğinin güzel bir göstergesi vardır. Bir insanın ne kadar değer kazandığının çok güzel bir göstergesi vardır. Hepimiz o gösterge açısından kendimize bakabiliriz. Hayatının ne kadarında, o göstergeyi söylüyorum, hayatının ne kadarında Allah ile beraberdir? Hayatının ne kadarında zikir halindedir? Tefekkür halindedir. Yani aciz fakir dedik ya bir taraftan, şefkat ve tefekkür. Sokakta yürürken bazı insanların yüzü dikkatimi çekiyor. Bakıyorum bir şey mırıldanıyorlar. Böyle insanlar gördüm. O dururken mırıldandıkları şey ya kalplerinden ama dudaklarından bazılarının belli oluyor. Zikrediyorlar. Allah anıyorlar. Ya la ilahe illallah diyorlar. Ya subhanallah, ya elhamdülillah diyorlar. Kalpleri Allah ile birlikte. Bir insan eğer Allah ile bağlantısını koparmıyorsa, onları görünce tabii ben kendi halime utanıyorum. Diyorum ki ben kendimi bir mümin zannediyorum. Ama karşımda bakıyorum sokakta bilemediğin, hani insanların arasında velilerin gizlenmesi gibi sıradan insanlar olarak kalabalığa karışıyorlar. Ama onların arasında öyle veliler var ki, Allah'ın öyle dostları var ki, işte hep Allah ile birlikte olan insanlar. Hayat esas itibariyle Allah ile birlikte olma amacını taşır. Biz bu dünya için gelmedik. Yeryüzü için yaşamıyoruz. Yeryüzü için yaşayacak olsam bu dünyanın bir anlamı yok. Düşün ki bu hayatın 15-20 senesini, en az 20 senesini bu hayata tutunmak için harcıyorsun. Tam hayata tutundum dediğin yer belki 30 yaşına geliyorsun, gelmiyorsun. Ama bir türlü dünya işleri peşinde koşuşturmalar bitmiyor. Onu al onun taksiti, bunu al bunun taksiti. O her şey bitti falan diyorsun. Ondan sonra da bir de bakıyorsun ki hayatın sonuna gelmişsin. O zaman insan şu gerçeği idrak etmeli. Sen bu dünyada misafirsin. Evet. Bu dünyadan her an ayrılabilirsin. Bu dünyada sen sahibini tanımak, ona bağlanmak, ona yaklaşmak üzere bulunuyorsun. Evet. Ve böylece sonsuzluğu kazanmak üzere bulunuyorsun. Sonsuzluğu kazanmanın yolu da bir taraftan mükemmel bir imana, tevhide sahip olmak. Bu tevhidi konuşmak lazım. Bir taraftan da o tevhidin içerisinde ilahi ahlaka sahip olup o ilahi ahlaka tutunmaktır. Ve böylece insan yeryüzünde imtihan olur. Sınanır. Ve o imtihanlar, yani yaşadığı ilişkiler, eşiyle, dostuyla, arkadaşlarıyla vesaireyle yaşadığı ilişkiler, o insanın içinin dışına çıkmasına, niyetinin açığa çıkmasına, aslında ne olduğunu anlamasına vesile olur. Ve böylece insan ya sonsuzluğu kazanır ya da sonsuzluğu kaybeder. Eğer bir insan doğru yolda gidiyorsa, eğer bir insan ilahi ahlak çerçevesinde, iman ve ilahi ahlak çerçevesinde hayatını yapılandırmış ise, dua ile Allah'a tutunuyorsa, Allah'a yakarırak Allah'a tutunmasını koruduğu bir hayat yaşıyorsa, o zaman bir taraftan Cenab-ı Hak onun yeryüzündeki işlerini düzeltir. Yeryüzündeki işlerini düzeltir.
Onun kalbini ona sıkıntı ve üzüntü veren kalp hastalıklarından, yani olumsuz düşüncelerden, yanlış düşüncelerden ayıklar ve temizler. Onun saygınlığını ve itibarını korur. Onu belalardan ve kötülüklerden muhafaza eder. Ona onurlu hissedeceği bir geçim atmosferi nasip eder. İşte böyle bir hayat istiyorsak eğer, ki muhakkak istiyoruz, o zaman bizim özellikle Ramazan'da, Ramazan'ın getirdiği bu manevi iklimde duaya bütün kalbimizle sarılmamız lazım. Ne demek, ne yapacağız? Neye ihtiyacımız var bizim? Onların listesini yapacağız. Gıybet yapan bir adamsak, bir insansak, Ya Rabbi bizi gıybetten koru olacak dualarımızdan bir tanesi. Geçimsizlik içerisinde isek, Ya Rabbi geçimimizi arttır, bize bol ve helal rızık nasip et olacak. Ama bunları yazalım değil mi hocam? Bunları yazalım ki ne olduğunu bilelim, zafiyetimizi bilelim, tehlikelerimizi bilelim. Cenab-ı Hak bunların bir kısmını, birçoğunu bize öğretti. Kur'an-ı Kerim'de çok güzel dualar var, çok önemli dualar var. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ufir li veli valideyye velil mu'minine yevme yakumun hisab. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. Bunlar Allahümme dihilli mudhale sidkın ve ehrişli muhraca sidkın ve ec'alli min ledunke sultanan nasira. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualar. Cenab-ı Hak'tan mesela bu saydığım dualar arasında neler var? Ya Rabbi diyorsun, biz mümin olduktan sonra kalplerimizi bu imandan saptırma diyorsun mesela bir duada. Bir duada diyorsun ki Ya Rabbi bir yere girerken sıdk ile doğrulukla girip bir yerden çıkarken yine doğrulukla çıkmamı nasip et. Bir yerde diyorsun ki işte anneye babaya dua ediyorsun. Dünyada ve ahirette esenlik içerisinde olmak için dua ediyorsun. Burada bir mümin Allah'tan ne istediğini bilmeli. Eğer gerçekten dua ediyorsa anlamının içeriğini bilmeli. Bu duaların bunlar öğrenilebilecek, kolay öğrenilebilecek şeylerdir. Anlamlarını kitaplardan öğrenir yahut bilenlere sorar, bilenlerden anlamlarını öğrenir. Onları okur, onlarla beraber en önemlisi burada insanın ihtiyaçlarını, zaaflarını görerek o çerçevede dua etmesidir. Benim zaafım nedir? Ben hangi hatayı yapıyorum? Bir mümin için en büyük bela cehalettir. Bir mümin Cenab-ı Hak bizden ne istiyor sorusunu sorup da cevap veremezse üzüntü duymalıdır. Yani Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim bizde, bakın Kur'an-ı Kerim duvarımızı asıyoruz böyle, muhafaza ediyoruz en güzel yerde. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Mesela eşimize nasıl davranmamızı istiyor? Anne babamıza nasıl davranmamızı istiyor? Malımızı nasıl kullanmamızı istiyor? Vücudumuza nasıl davranmamızı istiyor? Sokaktaki insanlara nasıl davranmamızı istiyor? Müminlere nasıl davranmamızı, gayrimüslimlere nasıl davranmamızı istiyor? Hayvanlara nasıl davranmamızı istiyor? Bitkilere nasıl davranmamızı istiyor? Cenab-ı Hakk'ın bizi huzura taşıyacak emirleri ve yasakları var. Bizi sonsuz saadete taşıyacak ve bizi bu dünyada itibarlı ve semalarda da aynı zamanda göklerde de şöhretli kılacak talimatları var. Bir mümin olarak bunları öğrenmeli bir insan. Bunları öğrenmek için Kur'an okumalı, tefsir okumalı, büyük alimlerin kitaplarını okumalı. Bunları öğrendikten sonra da ya ben şöyle yapıyorum, halbuki bu Allah'ın filan talimatına aykırı. Böyle yapıyorum. Ben bir taraftan güya dua ediyorum. Ama bir taraftan böyle yaparak ben melekleri kendimden uzaklaştırıyorum. Allah'ın rahmetini kendimden uzaklaştırıyorum, haberim yok. Mümin
böyle bir derinliğe sahip olmalı, olmaya çalışmalı. O zaman değerli hocam, bugünkü programımızın noktasını aslında farkındalığımızı arttırmayla başladık. Farkındalığımızı arttırarak bitirdik. Çünkü ne istediğimizi bilirsek ve bunun farkına varırsak edeceğimiz dualar herhalde hayatımızda o makasların değişimine vesile olacak. İsterseniz yarın bu açmış olduğumuz dosyanın alt başlıklarını, yani istemenin sırlarını sizden tekrar ve tekrar daha güzel bir şekilde inşallah almaya devam edelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Aslında çok daha uzun gider ama inşallah tadında bırakmak böyle dua tadında. Değerli dostlarımız, istemenin sırlarındaki birlikteliğimiz şu an bize ayrılan süre zarfında buraya kadar. Gecenin ilerleyen dakikalarında Dost Televizyonu'nda yine çok güzel, muhteşem programlarımız var. Bizden ayrılmıyorsunuz. Yarın tekrar yine aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler diliyorum. Thank you.